Bildiğim Bir kadarıyla. De ülke bazında da aslında. Evet, eski rakam. Daha çok mu daha mı? Bunlar beyan edilenler. Benim bildiğim kadarıyla beyan edilenler. Çin'in sayısı arttı. Şöyle, evet. Şimdi nükleer silah bunlar ama bunların ne kadarı taktik nükleer, ne kadarı işte bu gördüğümüz... Ne bu mesela? Büyük patlıyor bu, ya. Bu Pasifik'te 1960'larda yapılmış, Fransız Guyanası tarafında bir yerlerde yapılmış bir atom bombası deneyimidir. Son yapılanlardan biridir. Oradaki deniz yaşamı hala geri gelmedi. 50 yılı geçti. Oradaki deniz yaşamı, Mikronezya tam doğru şeyi, Mikronezya'dır. Burada deniz yaşamı hala geri gelmedi. Şimdi uluslararası Sovyetler Birliği döneminde Amerika Birleşik Devletleri ile yaptıkları nükleer başlıkların azaltılması anlaşması vardı. Şimdi garip olan şey şu, Amerika Birleşik Devletleri o dönemde geldi, Sovyetler Birliği'nin depolarına girdi, onlardan bir kısmını da aldı. İmha ettiğini söyledi, imha mı etti, kendi ülkesine mi götürdü orayı tam bilmiyoruz. Şimdi sadece nükleer silaha sahip olmak yetmiyor ama. Nükleer silah özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında birbirlerine atabilecek menzildeki füze ve güç. Ve bunu engelleyebilecek güçler. Şimdi en son Kuzey Kore bir deneme yaptı. Dün yaptı yanılmıyorsam evet. Denemeyi. Bu görüntüler ne Özay abi? Bu işte Pasifik'te... Pardon biraz sonra gelecek bu galiba. Bu patlamayı göreceğiz şimdi. Bu meşhur Pasifik'teki patlama işte. Amerika Birleşik Devletleri'nin son yaptığı Mikronezya'daki nükleer silah denemesi. Bir de siyah vardı az önce. O da gelecek. O meşhur 51. bölgede yaptılar ama hiçbir zaman bu kadar kuvvetlisini yapmadılar. Buradaki mercan yaşamı falan geri gelmiyor. Yani o kadar etkisi oldu. Şimdi Kuzey Kore dünyadaki en uzun menzilli füzeyi yaptığına dair bir açıklama yaptı. Dün deneme yaptı. Evet. En uzun menzilli füzeyi yaptım dedi. Bugüne kadar en uzun menzilli füzeyi Ruslar yapmıştı. Yaklaşık 11 bin kilometrenin biraz üzerinde bir menzili var Rusların. Yani Amerika'yı rahat vurabiliyor. Amerika'nın her tarafını rahat vurabilir bir menzili. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmaya çalıştığı uzaydan kendisine gelecek nükleer silah taşıyan füze başlıklarını, nükleer başlık taşıyan füzeleri durdurabilecek projeler üzerinde çalışıyor. Hakeza bütün ülkelerde böyle bir çalışma var. Yani Türkiye'nin de mesela kendi içimizde yapacağımız, çelik kubbede de yapmaya çalıştığımız işlerden bir tanesi uzaktan gelecek olan uzun menzilli füzelerle böyle bir risk varsa onu ortadan bertaraf etmek. Ama şunu söyleyeyim. Şimdi bak... Denge unsuru dedim ya, Hindistan ve Pakistan. Bak biri 156, biri 165. İkisi de birbiriyle savaşamaz. Aralarında çok gerilim var. özellikle Keşmir kaynaklı sınır anlaşmazlıkları var. Ama birbirleriyle savaşamazlar. Birbirleriyle savaşamazlar. Şimdi Hindistan BT teknolojilerinde çok iyidir ama Pakistan da füze teknolojisinde çok iyidir. Füze geliştirmekte Pakistan son derece başarılı bir ülkedir. Çin bu sayı arttı. Çok arttı. Ama ne kadar arttı bilmiyoruz. Şimdi bakın Çin sadece ama Çin şunun farkında. Amerika'da 5550 kendisinde ne kadar artarsa de ki 3 katına çıktı. Öyle de kolay bir şey değil. Bu değil. Şu anda Çin'in birinci önceliği Pasifik'teki üstünlüğü ele alabilmek için uçak gemisi yapmak. Yani nükleer silaha sahip olmak caydırıcı ama bir savaş ortamında asıl ihtiyaç mı bu tartışma konusu. Niye tartışma konusu? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan üzerinden, Tayvan şurası değil mi burası? Tayvan üzerinden yapmak istediği operasyon sonuçta bir konvansiyonel askeri harekete döner mi dönmez mi? Şimdi müthiş yaptırımlar uyguluyorlar. Ne yaptılar? Avustralya'ya sattıkları denize attılar. Bakın. Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ile beraber Avustralya'ya nükleer silah satmadı. Meşhur o denizaltı sistemini sattı. Niye? Çünkü nükleer silah olan ülkelerle dalaşma kapasitesi zordur, dalaşmak zordur. O yüzden burada Rusya'ya karşı herhangi bir şey yapamıyorlar. Ha, buna karşın Rusya'da Ukrayna'da zorlandığı zamanlarda bile taktik nükleer silah bile kullanmadı. Çünkü nükleeri bir kere ateşlerseniz size ne geleceğini bilemezsiniz. Doğru. O yüzden nükleer silaha sahip olmak artık bir savunma aracıdır. Doğru. Türkiye'de de olmalı mıdır? Caydırıcı. Aynen öyle. Masum Hocam Türkiye'de de olmalı mıdır?
Al yeni model ışık kılıcı. Evet, aynen. Masum Hocam, olmalı mıdır Türkiye'de de nükleer silah? Şimdi Türkiye'de çok az sayıda NATO tesislerinin olduğu yerde, NATO'nun kontrolünde nükleer var. Deniyor. Ama şu ana kadar... O konu bir bilinmez hala. Şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti açıklamadı. Artı... NATO bunu da beyan etmek zorunda mıdır? Tabii efendim, ki beyan etmek değil. Varsa ve bizim kontrolümüzde değil de sevinilecek bir şey değil, tehlikeli bir şey. Evet, tabii ki. Yani tehlikeli bir şey. Bizim burnumuzun dibinde başkasının kullanımında olan bomba var. Yani bugüne kadar bakın bunu konuşuyorlar, gündeme getiriyorlar, dallandırıyorlar. Aslında kendi güvenliğimiz, milli savunmamız hakkında şüphe yaratıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı böyle bir açıklama yapmıyor. Genelkurmay Başkanlığı'nın böyle bir açıklaması yok. Ama birileri bunu dillendiriyor, sonra buralara da geliyor. Yani NATO'nun şu kadar var. Bir kere NATO'nun resmen olsaydı ve bizim devletimizin de kontrolünde olsaydı, nasıl İsrail övünüyor 90 tane var bende diyorsa, Türkiye'de kaç tane varsa övünecekti. Yani çünkü bu bir denge meselesidir, güç meselesidir. Şimdi bu nükleer NATO'ya aitse düne kadar bu Ukrayna Savaşı sürecine kadar ne deniyordu? NATO çekiliyor, Amerika çekiliyor, üstlerini Yunanistan'da koruyor. Yani Türkiye'yi boşlama noktası var. Türkiye'yi bırakmayı düşündüğü bir yerde nükleer silah bulundurur mu? Bulundurmaz. Bu konular böyle rivayet ediliyor. Şu anda bizi dinliyorsa devletin yetkililerin burada konuda hakikaten ciddi bir açıklama yapmaları gerekiyor. Çünkü düşünen insanların da aklına farklı düşüncelere sevk ediyor insanları. NATO'nun varsa bu nükleeri kimin, hangi üste? Peki, nerede? Peki, bak Almanya'da yok mesela ama Almanya'da vardır. Amerika'nın çok büyük askeri üsleri var. Beyan etmiyorlar sadece. Kullanımı, mülkiyeti Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Ha, anladım. Yani Türkiye'de de olsa onu kullanma kararını verecek olan... Yani biz değiliz. Onun için Türkiye'de var mı yok mu diye konuşmanın bir faydası yok. Çünkü kontrolü bizde değil. Yani biraz evvel her onlarla ilgili... O NATO meselesi ama. Efendim? Şu an Türkiye... Kendisi, şöyle bir mini bir anket yapalım, tek kısa bir soru, kısa cevap istiyorum. Türkiye kendisi nükleer silah... Kendimiz sahip olmalı mıyız? Evet, üretmesi için, yani üretmeli mi, olmalı mı nükleer silah? Üretmeli ama bu arada hangi safhada üretiyor mu, çalışıyor mu, bunlar gizli şeylerdir. Tamam, ve bunu o gizli bir tarafı, olmalı mı nükleer silah? Gayet tabii olmalı. Özay Hocam? Olmalı. Olmalı, caydırıcılık. Melik abi zaten olmalı demişti. Abdülkadir Selvi? Kesinlikle. Kesinlikle geç kaldık. Çünkü bu coğrafyada nükleer güce Türkiye'nin sahip olması gerekir. Herkes yani olmalı şöyle, dedi. Şimdi ham maddesi nükleer reaktör çalışmaya başladıktan sonra oradaki uranyum çubukları, yakıt çubukları... Onlar kullanıldıktan sonra zaten şu izotop plütonyum 239B dedikleri, hani bombayı öyle, muhteviyatını öyle tanımlıyorlar. Çok detayını bilmiyorum, okuduklarımdan söylüyorum. Dolayısıyla da ondan sonra zaten bunun ham maddesi, işte santrifüjler vesaireler, uranyum zenginleştirme meselesi öyle gelecek. Şimdi bugün Netanyahu, İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın nükleer tesisleri hedefte imasında bulundu. Şimdi üstüne İran'dan böyle bir açıklama gelmiş olması, yani bilmiyorum nasıl okumak lazım ve bu açıklamadan sonra Tahran'da vaziyet ne? Sevgili Gürkan, bulunduğun yeri Zeynep'e sonunda beğendirebildiğine göre ne mutlu sana. Sana kavuştuk, Rabbime şükürler olsun. 30 dakika sonra sevgili Gürkan, söz sende. Şimdi gazetelere de baktım bir yandan. Düşen birkaç gazete var, Yarın'ın gazetesi manşetlerine. Onlardan bir tanesinde Kemal Harazi'nin açıklaması geniş yer bulmuş. Sadece Harazi'nin değil, aynı zamanda bugün eski meclis başkanı Larijani'nin, İran güvenlik bürokrasisinde etkili de birisidir. Rehberlik çevresinden de bir isimdir. Onun da açıklamasına işaret ederek askeri doktrin konusunda bir çerçeve
çizmiş gazete. Yani bir hayli bu açıklama İran'da önemsenmişe benziyor. Şimdi 1 Ekim öncesi bu tartışmalar gündeme geldiğinde milletvekilleri işte o Hamaney başta olmak üzere ve meclise yaptıkları nükleer bildiri sonrası halkta da bir sevinç oluşmuştu nükleer konusunda. Yani nükleer silah üretimi noktasındaki tartışmalar halkı heyecana getirmişti. Yani İran'ın caydırıcılığının arttırılması noktasında halkın da bu noktada önemli bir desteğinin olduğunu gördük. Bugüne kadar İran nükleeri sanayide, sağlıkta, eğitimde ve enerjide kullandı ve hep bu yönde kullandığında kamuoyuna açıklıyordu. Diğer yandan da bu arada bu ay Kasım ayının sonuna doğru İran'ın nükleer programcısı olan Muhsin Fahrizade'nin İsrail tarafından İran'da suikaste uğramasının yıl dönümü. Muhsin Fahrizade İran'da nükleer bilimin babası olarak tırnak içi ifadeyle tarif ediliyordu. O da aklıma geldi, onu da hatırlatayım. Yani önemli isimleri İran bu yolda kaybetti ve buna rağmen nükleer faaliyetlerinden geri adım atmadı. Son olarak bir önceki kuşakta Mayıs ayında bir rapor yayınlandığını söylemiştim ama o rapor Ağustos ayında yayınlanmış. Onu düzelteyim ve o raporda şu ifade ediliyor. Uluslararası Atom Enerjisi'nin raporu. Evet, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ki İran'daki nükleer tesislerde bazılarında özellikle hem uzmanları bulunuyor hem de bazı tesislerde kameralarla denetim yapıyor Uluslararası Atom Enerji Ajansı. Onların iddiasına veya onların raporuna göre şöyle, 17 Ağustos itibariyle İran'ın %60'a kadar zenginleştirilmiş 164.7 kilogram uranyuma sahip olduğunu ve ajansın Mayıs ayındaki son raporundan bu yana yani Ağustos ayına kadar 22.6 kilogramlık bir artış görüldüğünü belirtmiş ajans ve değerlendirmeler şöyle, %60'a kadar zenginleştirilmiş uranyum silah sınıfı uranyum için gereken %90 hedefinin gerisinde kalıyor. Ancak İranlı yetkililer giderek artan bir şekilde atom silahlarına sahip olabilecekler tehdidinde bulunuyor şeklinde değerlendirmelere neden olmuştu. Kemal Harazi'nin açıklaması da bu değerlendirmeler, bu tartışmaları bugün itibariyle daha üst seviyeye çıkartmış durumda. Son olarak İsrail'in saldırganlığına karşı İran'ın hem geçen haftaki saldırı hem de bundan sonraki saldırılar için nükleer konusunun önemli bir caydırıcılık unsuru olduğuna inanç bir hayli fazla Tahran'da. Bu arada bir şey söyleyeyim şimdi bak. Bu yukarımda Rusya'da var. Evet. Ama İsrail'de var. Şimdi İran olacak. Bölgedeki 3 tane ülkede nükleer silah varsa Türkiye'nin de kendini güvende hissetmesinin yolu nükleer silaha sahip olmasından geçer. Yani İran benim sınır komşum. Nükleeri olacaksa benim de olmalı. Başka türlü o caydırıcılık meselesini halledemiyorsun. Ya peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Artık işler çok daha ciddi bir boyutu geldi İsrail ve İran meselesinde. Şimdi bu nükleer mevzularının İran'dan bu kadar net bir şekilde konuşulmaya başlaması. Şimdi şöyle bir felaket senaryosu gibi olacak ama yani aslında konuştuğumuz hiçbir şey artık senaryo değil yani her şey. Ama niye felaket senaryosu? Şimdi bir şey sorayım. Bir dakika, İsrail vurursa bu nükleer tesislere. Önemli değil. Önce bir başka örnek vereyim. İran'da bu nükleer silahları atarsa İsrail'e. Efendim bir dakika atsın. Nasıl atsın? Atsın. İsrail atıyorsa o da atsın. Bir kere bakın. İsrail'e atarsa dersek hani insani tarafımızı kullanıp. O zaman biz İsrail'in bütün yaptıklarını görmezlikten gelmiş oluruz. Şu anda Pakistan'da var mı? Var. Var. İhtilaf içinde olduğu Hindistan'da da var mı? Var. Asım hocam gelir misin böyle? Ben gelmem gerekir burada gözüküyorum. Ben burada daha rahat görüyorum. Burada abi, daha rahat görüyorum. Hayır. Size bir gün var ya girmeden önce şu yayına. Hayır, yani olmuyor kaldı. Yani oradan buraya. Az kaldı bakın. Buyur. Pakistan'da var, Hindistan'da var. Tamam. Birbirleriyle hiç atıyorlar mı ihtilaf olduğu halde? Mesela ben Pakistan'da Hindistan'da olduğum tarihte Hindistan'la Pakistan arasında ihtilaf çıktı 2002'de ve hiçbirisi de birbirlerine nükleer atacağını konuşmadı. Şimdi bu konuları böyle konuşturan, bu yapıyı yapan inanın bana Amerika ve İsrail'in birlikte geliştikleri informasyonlu, dezenformasyon demiyorum. Yani PR'dır.
Medyayı yer kullanıyorlar. İnsanları şu anda biz İran atarsa diye üzülürken İsrail'in Gazze'de yaptıklarını, Batı Şeria'da yaptıklarını unutuyoruz. Konuşmuyoruz. Yani üzülürken falan değil mesele. Şu an bir tablodan yola tablo çıkarak önemli, gerçekçi bir şekilde... Önemli değil tablo. Bakın savaş... İş artık nükleere gidiyor ya. Gitsin. Felaket ya bu. Küresel olmaz. Bir felakete bakın, dönüşme bakın, ihtimali hiç, var ya hiç, o anlamda. Hiç olmaz. Daha şu global an, düşünüyoruz. Şu anda tam tersine İran'da nükleer varsa... Tamam. Ve bunu da o kadar konuşuyoruz. CIA da biliyor, Mossad da biliyor. Dolayısıyla İsrail dikkatli davranır, ona göre İran'la kapışır. Yani caydırıcı olur. Tabii.